Türk Savunma Sanayisi, insansız hava aracı Aksungur ve Teber Güdüm Kiti ile ilkleri barındıran bir test gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından geliştirilen yüksek faydalı yük kapasiteli Aksungur'un göreve hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Yakın zamanda 49 saatlik uçuşa imza atan Aksungur, ilk kez silahlı test gerçekleştirdi. Aksungur testte Roketsan tarafından üretilen Teber Güdüm Kitini hedefe gönderdi. Bu testle birlikte daha önce F-16 uçaklarına entegre edilen ve kullanılan Teber Güdüm Kiti ilk kez İHA ile atılmış oldu. Aksungur çift motoruyla 40.000 feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapabilecek. Keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek Aksungur, yaklaşık 750 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek. Aksungur'un Teber 81, Teber 82, Lumtas, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3, KGK-82 ve minyatür bomba gibi silah opsiyonları bulunuyor. Güdümsüz Mark 81 ve Mark 82 serisi bombaları akıllı hale getiren Teber Güdüm Kiti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı 2018'de başladı. Milli imkanlarla geliştirilen Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor. Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti veriyor. Teber'in modüler tasarımı ekonomik ve yenilikçi özellikler sunuyor. Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif lazer arayıcı başlık, silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor. Lazer arayıcı başlık bölümüne yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de bulunuyor.